Merhaba sevgili aslanlar ve yükselen burcu aslan olanlar, 26 Haziran 2 Temmuz haftasına hoş geldiniz. Sevgili aslanlar, evet bu hafta ayın ışığı artık büyüdükçe geçtiğimiz hafta doğan yeni ay enerjilerini daha fazla deneyimlemeye başlayacağız. Güneş'in yanı sıra Merkür ve Mars da Yengeç burcunda ilerliyor bu hafta sizin 12. evinizde. Bu ister istemez biraz daha bilinçaltı konularının, ruhsal konuların, manevi etkilerinin yoğunlaşabileceğinin işaretçisi. Biraz enerji düşüklüğü hissedebilirsiniz. Yalnız kalma eğiliminiz artabilir bu hafta. Kendi kendinizi dinleyebilirsiniz. Rüyalarınız, iç sezgileriniz çok ilginç bazı size mesajlar verebilir. Aslında bilinçaltı çalışmaları yapmak için, ruhsal çalışmalar, spiritüel konularla ilgilenmek için iyi bir dönemdesiniz. Bunun yanı sıra psikoterapi gibi bazı böyle şifa çalışmaları ya da arınma, terapi çalışmaları da daha rahatlıkla yapabilirsiniz. Çok faydasını görebilirsiniz. Çünkü Balık burcundaki Neptün'den de güzel bir açı alıyor. Merkür, Mars bu hafta. Gerçekten iç sesiniz size çok yol gösterici olabilir. Önemli adımlar atabilirsiniz. Kendinizle biraz ilgilenmeye çalışın, zaman ayırmaya çalışın. Haftanın ilk günlerinde ay sizin burcunuzda olacak. Dolayısıyla ruhsal ve bedensel daha hassas olabilirsiniz ve bulunduğunuz ortamlarda da dikkat çekme isteğiniz biraz artacak. Çarşamba ve perşembe günleri ise ay başak burcu geçişiyle beraber parasal konulara daha fazla odaklanabilirsiniz. Zaman zaman parasal kaygılar olabilir. Biraz kendinizde yetersizlik hissedebilirsiniz ya da zaman zaman yapılacak harcamalar biraz bütçenizi zorlayabilir. Hafta sonunda ise cumadan itibaren ay terazi burcunda daha keyifli enerjiler var. Bu bol bol dışarıda açık havada zaman geçirebileceğinizi, gezebileceğinizi, seyahat edebileceğinizi işaret ediyor. Tabii ki aile ve yakın çevre ilişkileri de gündeme gelecek. Komşularla da olabilir, kardeşlerle de olabilir, bir araya gelebilir, hoş sohbetler yapabilirsiniz. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere, hoşça kalın.